Yaşadıkları adrese, telefon numaralarına, araba plakalarına ve gidip geldikleri yerlere kadar fişlenmişlerdi. İtirafçılarının bile bir sene öncesinden hazır edildiği büyük kumpas gerçekleşmiş, tüm hizmet insanları gibi Yasin Bey ve eşi Yasemin Hanım da zor günlere merhaba demişlerdi. Dost bildikleri insanlar bir bir etraflarından çekiliyor, her geçen gün yeni endişelere gebe kalıyorlardı. Hizmet insanları önce mesleklerinden ihraç ediliyorlar, ardından evleri basılarak bir bir gözaltına alınıyordu. Herkes can derdine düşmüş, kimi gaybibet yatmaya, kimi de legal veyahut illegal yollarla kendilerini yurt dışına atmaya başlamışlardı. Yasin Bey ile Yasemin Hanım'a şükür vesilesi 3 emanet evlat nasip olmuştu. Şimdi bu can pazarında ailecek bir arada kalmaya çalışıyorlar. Çocuklarının bu süreçten en az etkilenmesi için çözümler düşünüyorlardı. Atılacak ilk akıllıca adım öncelikle mevcut adreslerinden taşınmaktı. Kenar mahalledeki apartmanlardan birinin bodrum katını bir akrabalarının yardımıyla tutabildiler. Eşyalarının sadece 1/3'ünü sığdırabildikleri bu küçücük dairede başladı çile dolu günler. Gerçekten önemli bir işleri olmadığı sürece evden çıkmıyorlar, resmi dairelere gidemiyorlar, kredi kartını hiç kullanamıyor, çocuklarını parka götürürken dahi yürekleri ağzında dolanıyorlardı. 3 çocukla 45 metrekarelik bodrum katına hapsolmuş gibiydiler. Dar olan daire değildi. Elbet gönlün sığdığı yere beden de sığardı. Onlara dar gelen yaşadıkları mekan değil, etraflarında gittikçe daralan zulüm çemberiydi. Yasin Bey hayatında ilk kez yalan söyleyerek insanlara bir fabrikada çalıştığını söyleyivermişti. Sanki bir suçmuşçasına öğretmen olduğunu söyleyemiyordu. Eve misafir alamıyorlar. Devlet okuluna kaydettirdikleri çocuklarını her gün aman ha kolejde okuduğunuzu sakın kimseye söylemeyin. Evin adresini soran olursa sakın söylemeyin diye sıkı sıkıya tembihliyorlardı. Aslında gerek Yasemin Hanım'ın, gerekse Yasin Bey'in aileleri çocuklarla ilgilenmeyi, onları yanlarına almayı teklif etmişlerdi. Ancak çift daha ne kadar yaşayacaklarını bilemedikleri için özgür günlerini hep birlikte geçirmek, yapabildikleri kadar mutlu anıları biriktirmek istiyorlardı. Bu zor günlerin üstüne normalde olsa havalara uçacakları ancak bu şartlarda üzüldükleri bir haber aldılar. Yasemin Hanım bebek bekliyordu. Aile bu da Allah'tandır diyerek kendilerince plan yapsalar da Yasemin Hanım'ın yakın bir arkadaşı doğum için daha hastaneye adım atar atmaz gözaltına alınınca tüm planlar tepe taklak olacaktı. Doğum yaklaştıkça çareler arıyorlar, dualar ediyorlar ancak işin içinden bir türlü çıkamıyorlardı. Ne yapacaklardı? Polis o bölgede tutuklanan herkese Yasemin Hanım'ı sormaktaydı. Yasin Bey gündüzleri hastanelere gidip oturuyor, gözlem yapıyordu. Hastalardan mutlaka kimlik istiyorlar mı? Kimlik numarası vermek şart mı? Acilden giriş yapıp kimliğimizi evde unuttuk deseler olur mu? Yangın merdivenlerine yakın odaları tercih etseler, doğum yapar yatmaz eşiyle bebeğini alıp hastaneden kaçabilir miydi? Bir iki hastanenin krokilerini bile incelese de hayatı boyunca illegal işlerden uzak durmuş biri olarak buna cesaret edemiyordu. Bir yandan doğacak bebekler için çareler düşünürken, bir yandan hizmet kardeşlerinden gelen haberlerle sarsılıyorlardı. Hiçbir mantıklı gerekçe gösterilmeden tutuklananlar, işkence görenler, evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalıp, zulüm üzerine zulüm yaşayarak mağdur edilenler doğum gittikçe yaklaşmaktaydı. Çaresizce ne yapacaklarını düşünürken akıllarına evde doğum yapma fikri geldi. Bu mümkün olabilir miydi acaba? Hemen araştırmalara başladılar. Yasin Bey çoktan ebe arayışına başlamıştı bile. KHK ile işten atılanlarla özellikle iletişime geçiyordu ki onları en iyi yine kendisi de mağdur edilmiş biri yardım edebilirdi. Uzun uğraşlar sonucunda nihayet yaşı ilerlemiş bir ebe bulabildiler. Ancak
şüphe kurduğu Yasin Bey'in içini kemirmeye başlamıştı. Ya bir şeyler yolunda gitmese, ya bebek ölürse, daha da kötüsü ya Yasemin'e, eş ruhuna bir şey olursa. Bunları düşündükçe geriliyor, üzülüyor, uykuları kaçıyordu. Yasemin Hanım da kendince hazırlığını ve araştırmalarını yapmaktaydı. Evde doğum yapmak üzerine videolar izliyor, eski doğum tecrübelerine dayanarak çıkarımlar yapıyor ve sakin kalmaya çalışıyordu. Hiçbir tıbbi malzemenin olmadığı küçücük bir apartman dairesinde hem doğum yapmak zorunda hem de gıkını bile çıkarmayacaktı. Eylül ayının 10'unu 11'ine bağlayan gece yarısına doğruydu. Yasemin Hanım'ın doğum sancıları başladığında. Sebeplerin sükut ettiği bir noktada tam 9 saat sürdü doğum. Gelen ebe Yasemin Hanım'a bakıp bağırmaman gerekiyor demişti. Biliyorum dedi genç kadın mütevekkil bir şekilde. Biliyorum. Yasin Bey de Yasemin Hanım da hapşırsan komşuda duyulacak kadar küçük bir evde yan odada 3 çocuk uyurken ve artık son raddede Rablerine teslim olmuşlardı. Güçlü bir kadındı Yasemin Hanım. O gece gıkını bile çıkarmadan, tabiri caizse bir koyunun kuzuyu doğurması gibi kendi başına doğum yapmak zorunda kaldı. Haftalardır yaşadıkları stres bitmiş, zindandaki kardeşlere ithafen adını Yusuf koydukları bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti. Ebe çekilip de Yasin Bey eşinin yanına girebildiğinde tek bir kelime dahi dökülmedi dudaklarından. Karı koca birbirlerine bakıp ağlamaya başladılar. Tam yarım saat boyunca sessizce ağladılar, ağladılar, ağladılar. Adeta gözyaşlarıyla akıp gitti onca stres, onca korku ve gerginlik. Devrinin Hazreti Musa'sı aleyhisselam gibi zulüm ülkesinde bir Yusuf bebek dünyaya gelmişti. Asrın firavunlarına inat.